İsterseniz İlhan Bey gelene kadar ben başlayayım. Biraz kendi hikayemden size bahsedeyim. Şimdi İstanbul'dayken yani kampüsteyken bir öğrenciyken henüz pandemi araya girmemişken ilk defa ekmekle ilgili dedim hani gerçekten bu tükettiğimiz ekmek acaba farklı bir boyutta olabilir mi? Bunun için araştırdım, baktım etrafa, bir şeyler daha farklı bir ekmek bulmaya çalıştım. Ve en sonunda çeşit çeşit üreticilerin işte Epek olabilir, ondan sonra Bröt gibi bir takım ekmeklerini denedim ve aslında yani gerçek ekmeğin ne kadar farklı olabileceğini farkına vardım. Daha sonra pandemi araya girdi, eve döndük. Sonra evde bunu yapmaya çalıştım. Sonra buğdayı merak ettim. Dedim ki acaba buğday sadece hani tarlada gördüğümüz ve tek çeşit olan bir bitki, bir tarımsal ürün olamaz diye düşündüm. Ve buğday çeşitlerini araştırmaya başladım. Ondan sonra atalık tohumun ne olduğunu fark ettim. Sonra eskiden aslında her çiftçinin kendi tohumunu ürettiğini ve kendi geliştirdiği, yıllar içinde geliştirdiği kadim pratiklerle bu tohumları yetiştirdiğini fark ettim. Ve dedim acaba benim yaşadığım yerde de hala var mı bu tohumlar yoksa sadece konvansiyonel üretimde kullanılan normal tohumlar mı sadece ekiliyor diye. Çiftçilerle konuştum. İşte yaşlıların yanına gidiyorum işte soruyorum acaba hala var mı bu tohumlar? Herkesten aldığım cevap tabii ki çok net. O tohumlar kayboldu artık öyle bir şey yok. Sadece ticari tohumları ekiyoruz. İşte gübre kullanıyoruz ve pestisit kullanıyoruz. Hani hep aldığım yanıtlar hep aynı şeyler. Hep herkes, her çiftçi artık sadece yani ürettiği ürümün verimine odaklanarak üretim yapıyor. Sonra böyle ümidimi dedim kesmeyeyim. Belki hani dağ köylerinde vesaire hala iken küçük çiftçiler vardır. İşte sonra dağ köylerine doğru bir yolculuğa çıktım. Dağ köylerindeki küçük, çok küçük topraklarda üretim yapan insanların bahçelerine gittim. İşte siz hangi buğdayı ekiyorsunuz? Acaba bu buğdaylar, eski buğdaylar hala sizde var mı diye sordum. Çok uzun bir süre aradım, çok uzun bir süre insanlarla konuştum ama buna rağmen hiç hala yaşayan bir eski tohum, eski buğday tohumu bulamadım. Sonra bir gün şans eseri Nemrut Dağı'na çıkarken yol kenarında Temmuz ayında tam böyle hasat zamanı dağ köylerinde birazcık daha geç hasat ediliyor mevsim koşullarından dolayı. Yol kenarında çapayla orakla buğday biçen insanları gördüm. Ve buğdayların boyu neredeyse insanlar kadardı. Ve İlhan Bey bu arada geldi. Hoş geldiniz. Ben de kendi hikayemden bahsediyordum. İsterseniz devam edeyim, isterseniz. Evet, işte o gördüğüm orakla biçen insanların yanına gittim ve dedim ki bu acaba bu buğdayın ismi nedir? Yani burada bu buğdaya ne diyorlar bunun ismini? Kürtçe bir ismi vardı. Genime sor yani Türkçesi kırmızı buğday demek. Zamanında Malatya tarafından gelmiş, Atatürk zamanında geldiğinden bahsediyorlar. İşte o buğdayı bulduk ilk defa. Direkt orada hemen patoza vurur vurulmaz ondan aldım işte tohumluk olarak. Şans eseri. Sonra aynı gün tekrardan Nemrut'a doğru çıkarken bir tanıdığımızı daha gördük ve hani ben işte bizim bagajdaki tohumların ne olduğunu sordu. Ben dedim ki işte bu yerli buğday tohumu. Adam dedi ki biz de yerli tohum ekiyoruz ve dedi yani hikayesi de çok ilginç, ismi de çok ilginç, yok olmaz, buğdayın ismi yok olmaz. Çünkü nesiller yani nesiller boyu hep aynı tohumu ekmiş o köydeki insanlar ve tohumun isminin geldiği nokta şu, yıllar boyunca ektikleri tohumlar her zaman kuraklık veya ne bileyim hastalıklarla yok olmuş ama bir tek o buğday, bir tek o tohum yok olmamış ve ismine yok olmaz demişler. Sonra bana çok az bir miktarda o buğdaylardan verdi o tohumlardan.
Ve ben de o tohumları yetiştirdim. Gübre ve pestisit kullanmadan. Belki hani ileride yani buradaki çiftçilere dağıtıp ne bileyim o tohumun yaşamasını sağlamak istedim. Ve böyle bu şekilde ben de bu işin içine girmiş oldum. Bir macerayı başlatmış oldum. İsterseniz İlhan Bey'e sözü verelim. Çünkü Boğatepe'de gerçekten çok muhteşem işlere imza attınız. Ve çok yani önemli bir toplumsal dayanışmanın yani getirilerini bize kanıtlamış oldunuz. Söz sizde. Yani mikrofonunuz kapalı. İsterseniz bu arada ben Boğatepe köyünden bahsedeyim birazcık hani. Heh, tamam mikrofon açıldı. Sen biraz Boğatepe köyünden söz et, sonra ben konuşayım. Tamam. Bakayım dışarıdan nasıl görünüyoruz, bir onu anlayayım. Tamam. Boğatepe köyü şöyle ben dedim ki yani bizim herhalde bu yine aynı şekilde ekmek konusundaki gibi dedim. Galiba bu market raflarındaki peynirden ibaret değil herhalde bu gıda. Ve dedim mutlaka bunun hani başka çeşit hani başka bir yolu da vardır bu peynirleri tüketmenin diye. Ve sonra işte direkt üreticiden almak için araştırdım böyle işte peynir üreticilerini, Türkiye'de işte peynir yapan insanları vesaire. Tabii ilk karşıma çıkan Koçulu peynircilik oldu. Boğatepe'de yıllar öncesinden oraya yerleşen Malakanların aslında başlattığı bir kültür. Henüz Rusya işgali altındayken o topraklar Malakanlar oraya yerleşiyor. Ve orada Zavut ırkı inekleri besliyorlar meralarda. Ve ondan ürettikleri sütle peynirler üretmeye başlıyorlar. Ve bu peynirler yıllar içerisinde yok oluyor. Tabii unutuluyor. Kente göç eden insanlar artık bu geleneği devam ettirmiyor. Sonra bir gün bir olay üzerine İlhan Bey köyüne geri dönüyor ve bu geçmişte olan peynir kültürünü tekrardan yaşatmak için adım atmaya başlıyor. İşte insanların örgütlenmesini sağlıyor, bir şekilde dayanışmasını ve tekrardan o kültürü yaşatmasını sağlıyor. İşte ilk peynir müzesini kuruyor Boğatepe'de. Ve bize de şu an o inanılmaz lezzetli ve inanılmaz değerli peynirleri, o peynirlerle tanışmak ve onları tatmak kalıyor. Öyle. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Sesim geliyor umarım. Geliyor. Tüm katılımcı arkadaşlara merhaba diyeyim ben. Umarım hepiniz iyisiniz. İyi olabilmeniz için iyi beslenmeniz gerekiyor. İyi beslenmeniz için temiz toprak, temiz su, temiz tohuma ihtiyacımız var. Ama temiz toprak, temiz su, temiz tohum var. Onu iyi beslemiş tohum. O ürüne dönüştürüp bizimle buluşturacak bilgiye de ihtiyaç var. Ya da emeğe de ihtiyaç var. 2015'i 2 gün sonra Dünya Çiftçi Mücadele Günü 17 Nisan. Ben biraz gıda ve gıdaya egemen olmadan söz edip sonra kendi hikayemize döneceğim. Eğer müsaadeniz olursa. Şimdi arkadaşlar, gıda bizim yaşamımızı sürdürmek için olmazsa olmazlardan birisi. Mutlaka gıda almak zorundayız. Ama bu gıdayı kim üretiyor, nerede üretiyor, nasıl üretiyor, ona da bakmak gerekiyor.
Uzun yıllar, hatta bin yıllar boyunca, gıda üretimi değişime göre değil, kullanıma göre üretildi. Yani ihtiyaçlara göre üretildi. Gıdayı üretenler onu satmak için değil, kendi temel ihtiyaçları için başladılar. Giderek bu süreç gıda üretiminde mülk edinmeyle başlayan bir süreçten sonra değişime yönelik bir üretime dönüştü. Bu değişime yönelik üretim bir müddet sonra toprak sahiplerinin büyümesiyle daha fazla toprağı elinde tutan insanlardan artık sermayeye dönüştü. Bir grup insan topraksız kaldı. Topraksız kalanların gıda ulaşım süreçleri giderek daha da azaldı. Bununla birlikte kentlerde toplanan insanlar, kentlerde toplanan insanlarla birlikte de o gıda dağıtımında, gıda bölüşümünde bir dengesizlik oluşmaya başladı. Ama geldiğimiz son yüzyılda, hatta son 50 yılda diyelim, demin sizin ekmeğin hikayesini anlatırken, o tohumlardan falan söz ederken, doğru ekmeğe, besin değerleri olan ekmeğe ulaşma süreçleri başlayınca, burada devreye gıda, ben hep şöyle derim, Allah-u Teala yarattığı her canlıyı rızkıyla yarattı. Ya da şöyle diyelim, bu gezegen üzerindeki bütün canlılar gıda varsa yaşayabiliyorlar. Ama bir yerden sonra bu rızk, bu doğal hak ganimete dönüştü. Nasıl ganimete dönüştü? Gıdayı üretenler tek ellerin eline geçmeye başladı ve artık her şey parayla ölçülmeye, alınır satılır olmaya başladı. Tam bu noktada biz şunu düşünmeye başladık. Biz gıdamıza nasıl egemen oluruz? Gıdamıza nasıl egemen oluruz? Eğer biz gıdamıza egemen olamazsak, gıdaya egemen olanlar bizi istediği gibi yönlendirecek, istediği gibi yönetecek, istediği gibi kendine muhtaçiyet yarattığı için o muhtaçlığa bağlı olarak istediklerini yaptıracaklar. Şimdi gıda en başta ne dedik? İhtiyaç için üretiliyordu. Sonra kısmi değişiklikler için üretildi. Şimdi de genel olarak dünyada gıda bir ticari meta oldu. Metaya dönüştü. Metaya dönüştürülmesiyle birlikte ya da bu yola başladıktan sonra köyler, küçük üreticiler, aile işletmeleri üretim alanlarından uzaklaştırılmaya başladılar. Kimse onları dövüp kovmadı. Ürettikleri para etmedi. Çoluk çocuklarına geçindiremediler. Ya da ürettikleri ürünleri çıkan yasalarla pazara ulaştırılması engellendi. Ürünün pazara ulaştırılması engellenince, siz o ürünlere ulaşamayınca kenttekiler ya da ihtiyacı olanlar diyelim, biz üreticiler topraklarımızı terk edip bölgeden ayrılmak zorunda kaldık. Topraklarımızı terk edip bölgeden ayrıldıktan sonra büyük şehirlerde tüketici durumuna düştük. Bu bir süreç,
Ama bu sürecin arkasında tohumu toprakta yetiştirme, tohumu ıslah etme, tohumu yaşatma, onu ekme, biçme, dikme, sofraya çıkarma süreçlerini de göç nedeniyle kaybettik, unutmaya başladık. Nasıl unuttuk? Yapmaya yapmaya unuttuk. Yeni kuşaklar geldikçe onlar yapacak, onlar da unutmaya başladı. Yapamıyorlar. Köyde yaşayan yok. Kırsal alanda yaşayan insanın sayısı gittikçe azalıyor. Bir, rekabet edemediğimiz için. İki, yaptığımız ürün pazarda değer bulmadığı için ya da pazara götürürken yasal engellerle karşılaştığımız için. Kente geldik, kente geldikçe de toplum büyük bir kısmı kendi kendine yeten, kendi doğduğu yerde ya da yaşadığı yerde kendini doyuran gıda bilgisinden, gıda üretim bilgisinden uzaklaştı. Şimdi tam bu uzaklaşma gıdaya egemen olmaktan da uzaklaştırdı bizi. Elimizde toprak var, tohum yok. Tohum var, toprak var, su yok. Su ciddi para biliyorsunuz şu anda. Suyu da bulduk. Onu ekecek, biçecek, ürüne dönüştürecek, sofraya getirecek bilgi, birikim, bilgelik gerekiyor. Şimdi siz kentte büyüyen arkadaşlar, yarın ben kırsal alana geçeceğim, kendi gıdamı kendim üreteceğim dediği gün bunu yapamaz. Her şey olsa bilgisi yok. Yeteneği yok. O tohumla, o toprakla konuşma belleği yok. Belleği yok. Ha, internet var. İnternetten alırım diyesen, ki internetten alanlar da var. Oradan onu kılavuz edinenler de var. Biliyorsunuz son 10 yıldır çok moda. Herkes şeye gelmeye çalışıyor. Kırsal alana. Kırsal alanda yaşamını sürdürme hevesine kapıldı geliyorlar. Ama gelenlerin yüzde ya da 10 taneden 8 tanesi oraya uyum sağlamayıp geri dönüyorlar. Çünkü toprakla, doğayla, ekosistemle uyumlu yaşamdan uzaklaşmışlar. O bellekleri yok. Doğayla iletişim kurma bellekleri yok. Burada dünyada bir çiftçi sendikaları var. Bu çiftçi sendikaları bir 17 Nisan'ı gıda egemenliği günü olarak belirlediler. Ve biz gıdamıza egemen olacağız. Gıdamızı, baş tohumumuzu kendimiz üreteceğiz. Sanırım ses gitti. İnterneti düştü herhalde. Evet. Hayır, kendi Ha, aramızda geldi. bir manifesto ürettik. Sesim gelmiyor mu? Bir ara Sesim geliyor gitti. mu arkadaşlar? Bir ara gitti, şu an tekrardan geliyor. Tamam. Çok uzun mu sürdü? Bir 15 saniye kadar. Yok, çok uzun değil. Evet, bir şey etmez. Bir şey etmez. Tabii. 15 saniye. Şimdi bunları söyledikten sonra şuna geçeyim. Ben Kars'ın Boğaztepe köyünde doğdum. Biz aslında aile olarak 250-300 yıldır bilinen tarihimiz, biz çobanız. Çobanlık yapıyoruz, göçer çobanlık yapıyoruz. 1800'lü yılların ikinci yarısından sonra göçerliği bırakıp yerleşik bir düzene geçiyoruz. Orada da peynir üretmeye başlıyoruz. 1876'dan beri peynir üretiyoruz. Ben dördüncü kuşak peynir ustasıyım. Aynı zamanda da yine altını çizerek diyorum, çobanım. Çobanlık bana çok şey öğretti ve bugün ne olur fırsat bulursanız
Meslek edinmiş çobanlarla konuşun, bilgeliklerini göreceksiniz. Süreç bize aşağılama olarak insanlara bir ön yargı oluşturdular. Ya çoban gibi adam. Ama o çobanları bilseniz, kadim kültürden gelen hikayeleri dinleseniz, o çobanların dünyanın en bilge insanlar olduklarını anlayacaksınız. Buradan yanlış anlamayın, kendim için demiyorum, çobanlar için diyorum. Ben daha o bilgeliğe, o şeye, mertebeye ulaşmadım daha. Sonra ortaokul okuduk, lise okuduk, üniversite okuduk. İşte büyük şehirlerde hevesle geldik. Çünkü anamın, Allah rahmet etsin, anamın suçu çok büyük benim büyük şehirlere gelmemde. Ben hep köyü seviyordum, usta olacağım, peynir ustası olacağım diyordum. O da bana diyordu ki, oğlum git canını kurtar bu köyden. Git canını kurtar. Oku canını kurtar. Okumayan bir şey değil. Oku bilgiye ulaş, gel bu işi daha iyi yap demedi anamış bana. Ben de anamın sözünü dinledim. Tüm çocuklar gibi okudum. Canımı kurtarayım diye geldim. Canım bir ateşe düşmüş. Büyük şehirde yaşamaya başladım. Aa, bir şey fark ettim. Canım ateşin içinde. Sabahın beşinde çıkıyorum sokağa. Yollara düşüyorum. Gece saat 12 bir eve geliyorum. Gün içinde yaşadığım olaylar çok daha şey, böyle beni rahatsız eden olaylar. Hiçbir şey mutlu etmiyor. Bütün o çabanın, sabahın beşinden akşamın 12'sine kadar yaptığım mücadelenin sonunda elime geçen bir şey var, para. Para yiyemiyor. Yiyemiyor. Mutluluk da vermiyor. Onun için 2000 yılında köyüme dönme kararı aldım. 2000 yılında köye gitmiştim. Niye gittim? Köy boşalmıştı zaten. 230 hane 63 haneye düşmüştü. O son 63 hane kalanlar da köye öğretmen vermedikleri için çocuklarını Kars'ta şehir merkezine eğitime götürüyorlardı ki benim dönemimde iki tane ilkokul vardı, 6 tane öğretmen vardı ve yaklaşık olarak 100'ün üzerinde de öğrencimiz vardı okullarda. 130-140 civarı da öğrenci vardı. Köydeki okulda öğretmen olmayınca köylüler çocuklarını şehire okula götürüyorlar. Okulların açıldığı gün bu bildiğiniz Ford minibüsler var ya, servis araçları, transit. 14 kişilik. 14 kişilik minibüste 36 kişi yolculuk yaptı. Okula yetişeceğim diye, okula gideceğim diye. Tır arkadan çarptı. 60 ton yüklenmiş bir beton yüklü bir tır. Köyden 23 kişi hayatını kaybetti. O hayatını aynı gün bir köyden 23 kişi. 7 evin kapısına kilit vuruldu. Okula gidiyorlar. Benim köye dönme nedeni de oldu. Ben de abimi kaybetmiştim. Gittim. İşte 3'ü, 7'si, 40'ı, 52'si. Yani 2 ay kadar köyde kaldım. O köyde kaldığım 50 işte gün, 55 gün köyün ne hale geldiğini gördüm. Köyün ne hale geldiğini gördüm. Bir köyde herkes göçmeyi kafaya koymuştu. Kimse evinin dışına, biz badana diyoruz, kireç bile sürmüyordu, boya kireç bile sürmemişti. Konuştukça herkes göçün tetikleyen temel nedenlerin de ekonomik olduğu kadar hep ekonomik nedenlerden göçülür. Ama onun %50'si ekonomikse, %50'si oradaki sosyal yaşamın ya da kamunun sosyal sorumluluklarını yerine getirmemekten kaynaklandığını gördüm. Okul kapanmış. Bir tane öğretmen gönderiyorlar. 53 tane öğrenci var. Bir öğretmen hiçbir şey. İkiye bölmüş. Sabah saat 10'da geliyor. 12'ye kadar 1-2-3'ü okutuyor.
12.30'dan saat 3'e kadar da 4-5'i okutuyor. Ondan sonra 3'te arabaya biniyor, şehire gidiyor. Köyde bile kalmıyor. Ne olacak? Çocuğunu okutmak isteyen, bilgiye ulaşmasını isteyen ebeveynler o çocuklarını ister istemez Kars'a götürmek, evlerini Kars'a taşımak zorunda kalıyorlar. İki evde soba yandı mı, 3'er tondan 6 ton kömür yapıyor. 6 ton kömürü karşılamak mümkün değil. Elektrik parası ona göre, şu ona göre, bu ona göre gide gide köyler boşaldı. Köyler boşaldı. Sosyal yaşam, kimsenin yüzünü görmüyorlar. Gelen yok, giden yok. Hep konuşmalar köydeki, kırsal alandaki yaşamı suçlayan şeyler. Türküler bile onları suçlamaya başladı. Pembede fistan giyemem, zeytinyağlı yiyemem, senin yüzüne bakmam dedi kızlar. Bu türküleri dinleyen kızlar. Şimdi benim köyümde 42 tane genç, biz kız erkek çocukları okutuyoruz. Kız çocukları gidiyor, erkek çocuklar köyde kalıyor. 42 genç bekar şu anda. Kız bulamıyorlar evlenmeye. Bizden onların şeyi, eksiği, zamanında anlaşsınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Artık onda bu devirler de geçti. Algıyla yapılan şey, algıyla yapılan bu bakış açılarının oluşturulması çok daha etkin bir şekilde köyleri böyle boşaltıyor. Yani köyde kaldık. Ben geri dönme kararı aldım köye ve döndüm. İlk iş köyde yeniden üretimi nasıl çoğaltabiliriz'e baktık. İnanın köyde oturan ailelerin büyük bir kısmı yumurtayı şehirden alıyordu. Yani benim köyümde işte o zaman 450-500 inek vardı. Yoğurdu bile evde yapmıyorlar. Ya şehirden getirelim'e dönmüştü. Daha tatlı. Ama o tatlı yoğurdun içerisinde bizim köy yoğurdu diyen varsa bilirsiniz biraz ekşimsidir. Bakterisi ona göredir yani. O bakteri o yoğurda ağza aldı mı, ilk aldı mı bir ekşilik tadı verir ama yutarken tatlılık dilin arkasında hissedilir. Bu hazır yoğurtlar baştan tatlı. Baştan tatlı çünkü inek baştan mısır yiyor, süt tatlı, yoğurt da tatlı. Ot yiyen inekle süt yiyen ineğin sütü bir olmuyor. Yoğurdu da bir olmuyor. Sonra bu gıdalarda, içerisindeki katkılarda hangi melanetlerle karşılaştıklarını fark etmeye başladılar. Onun bilincine varmaya başladılar. Sohbetle, konuşmalarla ya da yaşamın içerisindeki şeylerle, karşılaştıkları olumsuzluklarla. Sonra kendi yaptıkları işin çok daha kıymetli olduğunu farkına vardılar. İlk önce bir kooperatif kurduk. Doğu Anadolu Kalkınma Kooperatifi. O kooperatifin altında yürüyelim gidelim dedik. Şimdi biliyorsunuz karşı taraf güçlendi mi, senin karşındaki egemen olan güçlendi mi, sen bu tarafta birleşmek zorunda kalıyorsun. Bugün Türkiye farkında mısınız? Son 30 yıllık tarım politikalarının sonucunda konu dağılmasın diye bir parantez açarak gireyim. Pandemi süreciyle birlikte ve önümüzdeki günler, dönemlerde, yıllarda dünyayı bekleyen kuraklık ve açlıktan dolayı Türkiye bir yıldır yöneticiler tarafından kooperatiflere yönetilmeye çalışılıyor. Herkes kooperatif diyor. Ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Kooperatife geçsen de üretici bulmak konusunda biraz sıkıntı çekeceğim. Türkiye bugün dışarıdan sebze tohumu gelmezse tohum konusunda çok büyük sıkıntı çekecek durumda. Çünkü kendi tohumlarını yok ettiler. Kendi tohum araştırma merkezlerini kapattılar. Neyse biz bir kooperatif kurduk. Doğu Anadolu Kalkınma Merkezi diye. Kooperatifi kurduktan sonra köylere eğitim amaçlı çıkmaya başladık. Köylüler orada çok ilginç bir yaklaşımla ya siz kooperatifi kurdunuz bizi mi dolandıracaksınız? Anladık ki kooperatif eşittir dolandırıcılık. Yani
ortak hareket etme zeminlerinin içi boşaltılmıştı. Geçmişteki yanlış uygulamalar nedeniyle. Bugün de bu kadar büyük kooperatif furyası içi doldurulmadan gidiyor. Bir müddet sonra eminim geçmişteki konut kooperatifleri gibi buradan da sıkıntılı sesler duyacağız. Onun için kooperatifler çözümdür. Ama kooperatifin oluşum süreçleri, oluşturma süreçleri tabanının nereye dayandığına çok iyi bakmak gerekiyor. O kooperatifi bıraktık öyle. Kapatmadık ama bıraktık. Sonra dernek kurduk. Derneklerle yürümeye başladık. Bir müddet sonra erkeklerle başladığımız bu süreç 5. 6. yılda onlarla yürümeyeceği belli oldu. Kadınlar 4. yıldan sonra belli oldu. 2 yıllık kadınlar üzerinde yaptığımız çalışmalar onlarla birlikte onları biraz daha öne çıkararak gitmemiz. 2007'de Kadın Derneği kurduk köyümüzde. Bunu köyümüzde yaparken Büyük Çatma'da da yaptık. Bunu Kuyucuk Köyü'nde de yaptık. Orada kadın azınlıkta oldu ama bizim köyde kadınlar çoğunlukta oldu. Bu süreç başlangıcı böyle, hikayenin başlangıcı. Hangi konuları ele attığı? Bir, ilk önce nesli tükenen tohumlar. Bizim bölgede bu gen grubundan kavılca diye bir şey var. Hepinizin kulağında şimdi şey vardır. Kastamonu bölgesinde yetişen Siyez. Hepiniz duymuşsunuz. Bu Siyez'in kardeşidir bizdeki de kavulcu. 1960'lı yıllarda 42 bin dönüm alanda ekim dikimi yapılan o bitki, biz 2000 yılında başladığımızda inanın sadece Kars'ta kalmıştı ve 350 kilo buldu. İkinci yıldan sonra 7-8 çiftçi de daha çıktı. Onlara ya ben size sordum niye yok diyoruz diye utanıyorduk. Fakir yemeğiydi. Bize fakir diyecektiniz. Algıya bakın. Pirinç yiyen zengin, bulgur yiyen fakir, kavulca yiyen en fakir. Çünkü kavulca çiğden kırılıyor. O tohumu çoğaltmaya karar verdik. Ben böyle sonuçlarıyla birlikte gideyim, sonra unutuyorum. Geçtiğimiz yıl o 350 kiloyla başladığımız, 20 yıl önce başladığımız tohum Kars'ta 3000 ton üretildi. Türkiye genelinde de 24-25 ilde üretiliyor. Şimdi nişastası düşük, lifli, her türlü iklim koşullarına uygun, uyumlu, verimliliği de ciddi bir verimliliği olan diğer tohumlara göre, diğer yerel tohumlara göre diyeyim ben, bulunduğu yerde 1'e 10 daha fazla veriyor. Şu anda Kuşadası'nda 1'e 26-27 veriyor. Kars'ta 1'e 10-11-12'ye kadar çıkıyor ki Kars'ta 1'e 3'ün üstüne çıkmaz. Anadolu'nun her yerinde de başka farklı performanslar gösteriyor. Besin değerleri çok yüksek, gluteni düşük, çok kıymetli bir bitki. Onun arkasından kırmızı buğday, demin arkadaşımın dediği kırmızı buğday bölgeye özgü bir buğdaydır. Sonra işte bizimkiler köse diyor, Ermeniler krik diyor. Öyle bizim dilimize krik girmiş. Krik buğday olarak tanıdığımız bir beyaz buğday çeşidi var. Zerum var. Yani bu bölgedeki hububat ve bakliyat tohumlarını, hayvan yeminde kullanılan tohumları, fi mesela bizim yerel fiimiz var. Ama bir dönem 2006, 2005, 2008 arası dayattılar Macar fiyi kullanacaksınız. Macar fiyi geliyor, bu sene ekiyorsun, dönüme bir ton ürün alıyor. İkinci sene o tohumu ekiyorsun, çıkmıyor. Nasıl bir tohumsa katır bir tohum. Sonra ne oluyorsun? Tohum doğruya bağımlı hale dönüşüyorsun. Onun için biz yerel tohumlarımızı ekmeyi, dikmeyi, daha çok kullanmayı kampanyaya dönüştürdük. Öyle devam etmeye çalıştık. O hayvan yeminde kullanılan tohumlar. Sonra geleneksel yerel ürünler.
ya da o bölgede yaşadığım bölgedeki potansiyel değeri olan ürünleri öne çıkarmaya çalıştık. Burada da şimdi aidiyet duygusu zayıfladıkça göç bahaneleri çoğalıyor. Bilmiyorum anlıyor musunuz bu dediğimi? Evinizi severseniz o evden çok çıkmak istemiyorsunuz. Mahallenizi, semtinizi severseniz o mahalleyi değiştirmek çok istemiyorsunuz. Ama mahalleye, eve, apartmana bir aidiyet duygusu yoksa, içinizde bir sevgi yoksa, ilk fırsatta bölgeyi değiştiriyorsunuz. Bu köyde de köydeki aidiyet duygularına bağlı. Şimdi her köyde anılar var, çocukluk anıları var, güzel. Ama ne var diye sorduğunda parmağını katlayıp şu var, şu var, şu var, şu var diyebilecek duruma gelmesi gerekiyor insanların. Onun için botanik çalışması yaptık. Kars'ta 1777 çeşit bitki var. Kars'ın doğası bir doğal eczane gibidir. Bölgede endüstriyel tarım çok yaygın olmadığı için, pestisit kullanımı olmadığı için, gübre kullanımı olmadığı için, bir de en önemlisi ekim dikim de çok az. Ekim dikim de az olduğu için doğal bitkilerin yaşam alanları çok genişti o dönem. Şimdi bu traktörlere falan bedava bedava verdiler, borçlandırdılar çiftçileri. Adamın 20 dönüm yeri var, 80 beygir traktör verdiler, 5 senede öde. Şimdi o 5 senede ödemek için nerede bir karış boş toprak olsa orayı sürüm yapıp dikim yapıyor. Bu da bölgedeki çeşitliliğin üzerinde çok ciddi baskı oluşturmaya başladı. Bizim yaptığımız o botanik çalışmasıyla birlikte bir de etnobotanik yaptık. Geçmişte halk, yerel halk, insanlar bu bitkileri yenebilir bitki olarak ya da süs bitkisi olarak ya da şifada kullanım olarak nasıl kullanıyordu bunları? O bilgileri de derledik, topladık. Ve bu topladığımız bilgileri, bu sürece tümünü şimdi o şey vardı ya, hani başta bir şey demiştim. Pembede fistan giyemem, zeytinyağlı yiyemem algısının yaratılması. Benim anamın bana oğlum oku git buradan kurtul demesi, kendi üzerinde oturduğu hazinenin farkında olmaması insanları şeye yönlendirmişti. Kravatlılar daha iyi bilir. Onun farkında olduğumuz için ben ağırlıkla üniversitelerden destek aldım. Hiçbir konuyu tek başımıza biz götürmedik. Tümünde ya üniversitelerden, hocalardan destek aldık ya da üniversitelerdeki öğrencilerden gönüllü olarak gelip bize destek verenler oldu. Bizim sürecimiz yerel bilgiyle bilimin birleştirilmesinden, ortaklaştırılmasından çıkan sonuçlardır. Bugün Boğatepe'de bir şeyler olmuşsa, orada üniversitelerden aldığımız desteğin çok büyük katkısı oldu. Ya da gönüllü olarak bize gelen üniversite okuyan öğrenciler, kimi lisans, kimi yüksek lisans, kimi doktora, birçok arkadaş geldi. Hepsine buradan minnetle teşekkür ediyorum. 70 civarı gönüllümüz var. Bir turizm başlattık. Turizmimiz kırsal turizm diyorlar ama biz ona kırsal turizm demiyoruz. Biz dayanışmacı turizm diyoruz. Niye dayanışmacı turizm? Tercümanından rehberine gelenlerin tümü evlerde kalıyor. Herkes gönüllülük temelinde geliyor. Verilen parada da herkes hakkına düşen parayı alıyor. Otellerde falan yatmıyorlar. Gelenler yarım gün evlerde kalıyor. Yani evlerde kalıyorlar. Yarım gün çiftlik işlerinde çalışıyorlar. Sonrasında da yarım günde ortak etkinlikler yapılıyor.
Ve akşam yemeklerinde tematik konular seçtik. Bu tematik konular üzerine karşılıklı tartıştık. Bu da bir dayanışmadır arkadaşlar. Deneyim paylaşımı. Farklı bilgileri birbirimize aktarma. Ya da bizim doğru bildiğimizi anlattığımızda onun doğru bildiğiyle ne kadar uyuştu onu. Her gelen grup 8 gün köyde kalıyordu. O 8 gün içerisinde her akşam tartışma vardı. Her akşam tartışma vardı ve çok ilginç, çok iyi konular tartışılıyordu. Faydası oldu mu evlerde kalmaların? Ben iki tane konuyu altını çizeyim. Bir tanesi benim köyde bir arkadaşım vardı. 5 tane kızı vardı. Evinin damı akıyor. Ahırı yıkılıyor. Ya Yücel bunları yapsana. Abi 5 kız var, damadan bırakacağım. Her birine biri alıp gidecek, boş ver yıkılsın. Niye kendimi yüzüm yorayım? Şimdi o bize gelen grupları listeye bakıyordum ben böyle. Listede kim geliyor? Abi baktım listede 3 kızlı bir aile geliyor. 3 kızlı aileyi ona verdim. Şansımıza aynı yıl o sırayla döner ama ikinci grupta bir de 2 kızlı bir aile geldi. O 2 kızlı aileyi de ona verdim. O iki grup, onlar iki aile diyeyim, onun evinde 8-8-16 gün kaldılar. Bir 15 gün arayla. Ve ikinci yıl Yücel eski evini yıkıp yeni ev yapmaya başladı. Ya kız da çocukmuş, o da evlatmış. İlla da erkek olması mı gerekiyor ki yani? Yani bu karşılıklı kültürlerin paylaşımı sonucunda insanlar üzerindeki dönüşüme yönelik etkileri. Bu bize turizmle kazandığımız bir şey oldu. İkinci bir şey, bir aile çok erkek egemen, kadınlar hep gelir erkeklerin ayağını yıkar, çorbasını, çayını, yemeğini, yatağını, pantolonunu çıkar, neredeyse bütün ihtiyaçlarını kadınlar karşılıyor. O eve bilinçli olarak aynı birincide olduğu gibi insanlar verdim. Bir listeye baktım. Bir erkek 3 çocuğuyla geliyor. Adam 3 evlilik yapmış. Fransız. Her hanımdan bir çocuk var. Herhalde kadınlar ortak bir dayanışma yaptılar. Al bu çocukların içini de götür bir de sen bak dediler ona. Çocuk adam gönderdim şey, o aileye. Daha yerleşmeden ev sahibinden hanım beni arıyor. Selminaz abla. İlhan kurban olun bu kişiyi gönderip sen dalında da 3 tane diyor. 3 çocuk diye. Biz kendi çocuklarımıza bakamıyoruz. Çocuğun biri 5-6 yaşında. Biri 7, biri 9. Böyle 2 yaş, 3 yaş arayla. Bunlara kim bakacak? O şimdi zannediyor ki kendi evindeki gibi erkekler çocuklara bakmayacak, onlar bakacak. Abla yarın alacağım, yarın alacağım. 3. gün dedim abla alayım mı? Alma dedi İlhan. Niye dedi bizim kişiler, bizim erkekler de görsün ki erkek de çocuğa bakıyor. Bak bu adam o kadar iyi bakıyor ki 3 çocuğunun da bütün sorunları ile ilgileniyor. Şu bu. Ve emin olun o evden, o aileden bu turizm gelişmelerinden sonra 2 tane genç vardı. Onlar evlendi. Bu 2 gencin ikisi de şu anda çocuk altı bezi bile değiştiriyor, çocuğa bile bakıyor ve çok olumlu etkiler kendileri ifade ediyor. Ben ifade etmiyorum. Onlar diyor, sen iyi ki o turistleri bizim eve getirdin de biz değiştik, gördük doğru buymuş. Şimdi onun için bu turizmin ismini biz dayanışmacı turizm olarak koyduk. Bir başka başlık, köyde peynir üretim süreçlerini mandırada topladık. Sütleri ortak üretime dönüştürdük. Bir tek mandırada üretildi. Mandırala şeyler, maliyetler paylaşıldı. Sonra peynirini isteyen aldı, kendisi sattı. Çünkü zorlamayla olmuyor. Davranış değişikleri bir tutum oluşmadan olmuyor. Bir yarar görmeden olmuyor. İsteyen de aldı götürdü, kendisi sattı. Hala da daha öyle sürüyor. Bizim mandırada 43 tane çiftçi süt veriyor, çiğ süt üreticisi. Bunun 17 tanesi, 18 tanesi hatta 19'u sütü kadar ortaklıkla gidiyor.
O 19'un içerisinden de 11 tanesi alıp peynirini kendisi satmaya başladı. Kendi pazarları oluştu çünkü köy turizmde ciddi bir merkeze dönüştü. 2019 yılı 23 bin ziyaretçimiz var. 23 bin ziyaretçimiz var. 9.700 kahvaltı vermişiz. Köyde 4 mahalleye bölmüşüz. Her mahalle bir hafta turizme hizmet veriyor. 3 hafta çiftçilik yapıyor. Niye böyle yaptık? Çünkü nerede kırsal turizm başladıysa ora çöktü. Yerel çiftçilikten uzaklaştı. Yerel çiftçilikten uzaklaştıktan sonra turizme bulaştılar ve kırsal alanda ha yaşamış ha yaşamamışa döndü iş. Şimdi 3 hafta çiftçilik, 1 hafta turizm gelen gruba şansına ne kaç kişi gelirse onlara yemek, kahvaltı ya da kadın bakkal diye bir bakkalımız var. O kadın bakkaldaki yapılan satışlardan gelen gelirler o haftaki mahalleye veriliyor. Turizmi böyle götürmeye devam ettik, şey ediyoruz. 2020 bu pandemiye kadar 13 bindi. Pandemi sürecinde de 4.000-4.500 insan geldi yine köye. Münferit araçlarla gelenler. Kendi gezenler, artık gruplar gelmiyor. Şimdi bu kış yine geçen sordum, 1.600 kişi gelmiş. Münferit olarak geliyorlar. Bunlar neye geliyorlar oraya? Neye geliyorlar? Niye geliyorlar? Bir peynir müzemiz var. O peynir müzemize mi geliyorlar tek başına? Hayır. Biz orada kendi kendine yeten bir yaşam oluşturmaya çalıştırdık. O konuda adımlar attık. O konuda yaptığımız şeyler kulaktan kulağa duyuldu. Kadının önünü açtık. Belki bu geçtiğimiz 15-20 günü, yani 8 Mart'ta bizim derneğin eş başkanı Zümran Hanım'ın videosu çok hızlı yayıldı. Şunu yaptık, bunu yaptık, müze kurduk, şifalı bitkilerle ilgili çalıştık. İçinizden dinleyenler mutlaka önüne düşenler olmuştur. Zümran Ömür diye. Şimdi kadının önünü açtık, bilgiye ulaştırdık ve köyde kadın köy meydanına indi. Köy meydanına indi. Kadın bakkalda her hafta bir grup gelip köy meydanında kendi haklarını savunuyorlar, orada satış yapıyorlar. Köyün meydanı sadece erkeklerin şeyi olmadı artık, alanı değil. Bu değişimler insanların, anlayan insanların ilgisini çekti, onlar köye gelmeye başladılar. Onlar köyü ziyaret etmeye başladılar. Bunlar köyü ziyaret ettikçe, bunlar köye geldikçe, gelenler evlerde kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltı yapınca evdeki hanımla, evin erkeğiyle telefon almalar, vermeler, sohbetler, muhabbetler. Köyde bir sosyal yaşam başladı. Şimdi köyde her kadının telefonunda en az 50 tane misafirden aldığı telefon var ve onlarla en az yılda bir kez konuşuyor ve çoğusuyla daha fazla konuşuyor. Son gittiğimde Kaz Dağları'ndan gelen bir hanımla bir iletişim sürdürmüş, gele 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 o telefon bağlantılarından falan, şimdi sabun üretmiş, bana sabun getirdi. Ekran dondu değil mi? Bende değil sadece. Çalışıyor. Oğlunu ziyarete gitmiş. Orada şehirde gezerken bizim köyde onun evinde kalan bir kadınla karşılaşmış. Kadın bunu götürmüş, evinde misafir etmiş. Geri döndü çok büyük mutluluk içerisinde. Ben Fransa'da bir dostum çıktı diye. Şimdi bunlar göçü tetikleyen o sosyal yaşamın eksikliğini gidermenin yöntemlerinden birisi de bu dayanışmacı turizmi ya da köyde doğru bir bakış açısıyla yapılan turizmi geliştirmekten geçiyordu. Tabana yayıldığı için bunlar oluştu. Bir de bunları yaptık. Demin söz arasında dedim, bir peynir müzesi kurduk. Şimdi hepimiz biliyoruz ki müzeler
geçmişi geleceğe aktaran belgeler ve objelerdir. Müze deyince benim aklıma o geliyor. Ya da başka tanım yapacak arkadaş varsa yapsın. Ben de o eksiğimi kapatayım. Ama 1950'li yıllarda tartışması başlayıp 60'lı yıllardan sonra ilk İskandinavlarda örnekleri oluşan farklı bir müzecilik anlayışı var. Bu da ekomüzeler, yaşayan müzeler. Bu nereden ihtiyaç doğdu, neyi yaşatıyor? İhtiyaç şuradan doğdu. Gelişen endüstriyel süreçler yerel kültürler üzerinde çok ciddi baskılar oluşturmaya başladı ve o yerel kültürler yok olmaya doğru, unutulmaya doğru gitti. Öyle bir hızla gidiyordu ki bunu nasıl kurtarırız diye dünyada yapılan tartışmalarda bu kültürleri yaşatmak için bir yerel halkın yani o kültürün sahibi olan halkın kurduğu müzelerde bunları yaşatacağız. Ekomüzelerde. Öğrenen, öğreten, yaşatan müzelerdir bunlar. Biz 2005 yılında Avrupa Birliği süreci başladı Türkiye'de. Çıkan yasalar yerel üretimin demin altını çizmeye çalıştım. Yerel ürünlerin pazara çıkmasını engelleyen yasalarla donatılmış. İyi inceleyin o yasaları. İyi inceleyin. Size işte el değmeden yapılıyor. Hijyen, bakteri, bilmem şu, bilmem bu diye lanse edilen, sizi koruyacak diye lanse edilen bu yasaların özü kırsal alandaki üretim kültürünü yok etmeye yönelik yasalar. Ben Kars Tarım İl Müdürü'ne gittim. Sen mandıramı kapatıyor, sen ahşap şeyin içerisinde ürün yapıyorsun. Dedim ya Allah aşkına sen falan köylüsün değil mi? Evet. Senin annen kaç yıldır ahşapta yapıyor mu? Bunları yapıyor. Siz hiç hasta oldunuz mu? Olmadı. Ailede bundan dolayı zehirlenen, ölen oldu mu? Yok. Şimdi sen derdin ne? Diyor yasa böyle diyor. Yasa böyle diyor. Şimdi ya tamam yasa öyle diyor. Yasa öyle diyor. Peynirde size şunu söyleyeyim kulağınıza küpe olsun. Peynir sütün uzun süre saklanma tekniğidir. Uzun süre saklanmış bakın dünyada en hızlı bozulan peynirdir, ettir. Et kurutularak doğru tekniklerle kurutularak uzun süre saklanıyor. Süt de peynire dönüştürülüyor. Sütün peynire dönüştürülme sürecindeki fermentasyon süreçleri dost ve düşman bakterilerin savaşları sonucunda oluyor. Bir peynir eğer ki sürecini o dost düşman savaş sürecini başarıyla çıkmışsa o peynir insanı zehirlemez. O peynirden sana zarar gelmez. Peynirden zarar geliyor. O dost düşman sürecini doğru yaşamamış peynirden. Endüstriyel peynirde. Çünkü el değmeden yapılmış. Bağışıklık sistemi gelişmemiş o peynirin içerisinde. İnsandaki bağışıklık sistemi dışarıdan gelen dost olmayanlara karşı nasıl büyük bir savaş veriyorsa artizanal peynirlerde de aynı şey vardır. Yani bu ek bir bilgi olarak kalsın. Ekomüzeyi kurduk. Kars bölgesinde üretilen 32 çeşit peyniri kayıt altına aldık. Ve onların şu anda 16-17 tanesinde pazara kazandırdık. Diyeceksiniz ya Kars'ta ne kadar öyle çok peynir var. Nereden geliyor? 32 çeşit peynir birçok ülkenin çeşididir. Ama şunu da iyi bilin Kars'la ilgili. Peynir bir kültürel taşıyıcıdır arkadaşlar. Peynir bir kültürel taşıyıcıdır. Kars'ta Kafkasya'nın ya da Asya'nın Anadolu'ya açılan kapılarının, Nizamiye kapılarından birisidir. Kars'ta Asya'ya doğru göçler yaşanırken Asya'daki tüm
gelişen uygarlıklar, medeniyetler Kars'a, Kars'tan Anadolu'ya geçmiştir. Her biri de Kars'tan geçerken sürtünüp geçtiği için bir parçasını bırakmış. Şimdi Kars'ta, İsviçre'de üretilen Emmental peyniri karşılığı Kars'ta gravyer olmuş. Sadece Türkiye'de Kars'ta üretiliyor. Bakın. Balkanlarda üretilen eski kaşar Türkiye'de sadece Kars'ta üretiliyor diyor. Ya da ilk üretildiği yerlerden birisidir. Surhumi diye bir peynir Gürcülerden gelmiş, Gürcülerle birlikte üretiliyor. Avrupa'daki Tilsit'in birebir aynısı. Tilsit'in birebir aynısı. Şimdi Yunanistan'ın çok ünlü bir feta peyniri var. Birebir aynısı Ardahan'da üretiliyor. Çünkü geçmişte Ardahan'da 32-33 tane Rum köyü vardı. Çeçil peyniri. Şimdi Ermenistan'ın çok ünlü bir peyniridir. Çeçil, Kars Erzurum bölgesinde çok yaygın üretiliyor. Ortak kültür. Yani kültürel taşıyıcı dediğim izlerinden geri gittim mi? Nereden nereye, o nereden gelmiş, hangi topluluk gelmiş buradan geçmiş? Onun bile izlerini hikayelerinde bulabiliyorsunuz bu peynirler. Kars'ta 32 çeşit peyniri kayıt altına aldık. Bu kayıt altına aldığımız peynirlerin de demin dediğim gibi 16-17 tanesini de pazara kazandırdık. Diğerleri de devam ediyor. O peynirleri kayıt altına almazsan ne olur? Varsın kaybolsun. Yeni dönem yenileri çıkıyor. Gençler zaten aromalı peynir sevmiyor diyebilirsiniz. Ama şu anda yaşamımız elektrik kablolarına bağlı gidiyor. Farkında mısınız? Yani elimizdeki para da elektrik, evimizdeki tüm aletler de elektrik. Enerji kesildiği an dolabındaki bütün malzeme bozulacak. Dönüp geriye, ya ben enerji kullanmadan da bir gıdayı uzun süre nasıl muhafaza ederim gibi bir bilgiye ihtiyaç duyacağım. Şimdi bu peynirler içerisinde, bu 32 çeşit peynir içerisinde bir tanesi var. Yani o peyniri anlamak için benim herhalde bir yaş daha yaşamam lazım. Peynir 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bozulmuyor. Ben şu anda 3. yılında peyniri yıkadım, biraz suda bir daha tuttum, bir daha tuttum. Tam tuzunu aldım, üzerine az süt attım. Sofraya koydum, sanki 2 gün önce üretilmiş tazelikti. 2 yıllık, 2,5 yıllık peynir. Ve bu peynir soğuk hava falan da istemiyor. Soğuk hava falan da istemiyor. Şimdi onun yapılış tekniklerini unuttun mu? Dünden bugüne 2000 yılda, 3000 yılda, 100 yılda veya neyse onu bulan, onu geliştiren o kültür onunla birlikte yok olup gidecek. En büyük kazançlarımızdan biri o peynirin üretim tekniğini yaşatmak gibi düşünüyorum. Artı bir sürü faydaları var bu ekomüzenin. Ekomüze 2009'da başladık, 2010'da açtık. 10-11 yıldır açık. Kapısını hiç kilit vurmadık. Umarım köye geldiğinizde denk gelir. Köyün içinde giden, yürüyen herhangi bir insana denk geldiğinde ya bir müzeyi gezeceğiz, bir bize anlatır mısınız deyin. Bakın gidip kapıyı açacak, ışıkları yakacak ve oraya sahiplendi. Halk müzesi dediğim, yerelim müzesi dediğim, yaşayan müze dediğim burada. Özel müze statüsünde olsa özel müzesi bir tane müdür, 2 tane bekçi, bir tane de oraya kapıyı açıp kapatan en az 4 hatta 5 tane personel zorunluluğu koymuşlar. Bizim de ekomüzelerden haberimiz yoktu diyeceksin sen nereden öğrendin onu? Özel müze diye açalım dedik. Bu 5 kişilik istihdamı görünce ya başka ne yapalım diye araştırıyordum. Bu YÖK'ün hani tezleri falan atıyorsunuz ya oraya. Oradan bir tezler indirmeye başladım. Abi baktım orada Afşin diye bir tane arkadaş ekomüzeler diye bir şeyden söz etmiş. Sonra Mustafa. Sonra konuşurken bir dostum bizim Olcay ya Afşin'i ben tanıyorum dedi. Neyse Afşin'le görüştük. Tezi indirdik okuduk ama baktık ki ekomüzeler aynı zamanda bir kalkınma müzeleridir.
yereli kalkındırma, yereli koruma, kalkındırma kelimesinden çok yereli koruma, yerel kültürü koruma müzeleri. Öyle başladık. Yani kırsal alanda çalışacak arkadaşlara da öneririm. Mümkün olduğu kadar kırsal alandaki çalışmalarda özel, yerel ve bütünleşmiş özgün kültürler bulduğunuzda ekomüzeler önemli bir dönüm noktasıdır. Önemli bir belirleyici bir korumadır. Yine bölgede yaptığımız bu kadınlarla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de şimdi geçmişte doğadan bitki toplayıp yiyorduk. Yenilebilir bitkileri. O algı yönetimi bizi öyle bir yere getirdi ki biz o doğada yetişen bitkileri toplamaktan, onları kullanmaktan uzaklaştık. O kültürü kaybettik. Onun yerine manavdan almayı, hazırdan almayı, satın almayı geliştirdiler. Şimdi bizim köy zaten 2400 metre rakım. Örtü altı yetiştiriciliğini eğitimlerini aldık, onları öğrendiler. Kendi sofralarının yeşilliklerini kendileri yetiştirmeye başladılar. Toprak altı yumruları, turp, şalgam, patates, havuç, onları kendileri yetiştirmeye başladılar ki bu da önemli bir gelişmeydi. Temiz gıda, pestisitsiz gıda. Kendi elinin emeği, aidiyet duygusunu da geliştiriyor bak. Ben köyümde yetiştirdim. Kendim yetiştirdim. Benim köyüm güzeldir. Buradan daha güzel bir yer bulmam, onun için göçmeyeceğim. Eğer yaşamımı kolaylaştırmak için biraz çaba sarf etsem, her şey köyümde var. Bakış açısıyla yaklaşılan bir şey oldu. Ve orada da başarılı olduk düşüncesindeyim. Hemen hemen köyde her evin altı önünde böyle bir 15-20 metrekare bir yer yapıldı. Bu 15-20 metrekare yerler o evin temel yeşillik ve sebze ihtiyacını karşılama amaçlı kullanılıyor. Oradan da Kars'a bir moral geldi. Kars'ta yaygınlaştı. Şimdi Kars yeniden bölgenin patates üretim merkezine dönüşüyor. Cilavuz Köy Enstitüsü'nün olduğu bölgede seralar yaptık. Orada çilek yetiştiriyoruz. Ve diğer sebzeler yetiştirip şeyler yapılmaya başladı. Turşular, fermente gıdalar falan yapılıyor. Susu'da da bir kooperatifleşme süreci hızlı sürüyor. Umarım o da bizim köy gibi bir araya gelip kenetlendikleri bir yapıya dönüşür. Ben moderatör arkadaşa bir şey sormak istiyorum. Benim ne kadar konuşma hakkım var? Saat 6:15 var, ona göre toparlayayım. Şöyle sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Anlattığınız şeyler çok güzel gerçekten. Hepsi için bana çok Muratçığım, ben teşekkür duyuyor ediyorum. musunuz? Evet, duyuyorum. Benim sesim geliyor mu acaba? Hiç kimse beni duymuyor. Herkes duyuyor. Fatma Hanım, sen duyuyor musun beni? Evet, Yok. duyuyoruz sizi. Beni duyuyor musunuz? Yani sizi duyuyoruz. Fırat'ın sesi bana da biraz derinden geliyor. Sanırım söyleyeyim. Fırat, senin sesin bana da çok az geliyor. İstersen biraz yaklaş. Şu an geliyor mu? Heh, şimdi daha iyi. Tamam. Tamam. Ben şey dedim, bu Ben yaşantınız. duyuluyor muyum? Evet, duyuluyorsunuz. Bizim sesimiz geliyor mu acaba? Bizim sesimizi alabiliyor musunuz? Neyse. Ben duyulduğumu düşünerek konuşuyorum. Beni duyuyorsanız el sallayın bir. Heh. Bizim sesimiz size geliyor mu? İsterseniz biraz yerel tohumların toprakla buluşturulması, toprakla olan muhabbetinden de söz edeyim ben. Şimdi her tohum her bölgede yetişmiyor arkadaşlar. Ekosistemler ya da özel klimalara ait tohumlar. Şimdi tohumları öyle bir hale getirdiler ki
öyle bir hale getirdiler ki bir merkezde üretip dünyanın her tarafına gönderiyorlar. Her ülkeye gönderiyorlar. Onu da 2-3 grupta gruplandırıyorlar. Diyorlar ki işte bir grup susu tarımda kullanılan, bir grup sulu tarımda kullanılan, bir grupta her ikisinde de kullanılabilir geliştirdikleri tohumlar. Yani bu tohumların her yıl onlardan alınması da ayrı bir şey kapısı, kazanç kapısı olarak görünüyor bana. Yerel tohumlarda inanın aynı köyde bir köy en fazla düşünün 11 bin dönümdür, 12 bin dönümdür. Yani 11 bin, 12 bin dönüm ya da 1100 hektar bir alan içerisinde tohumun tarla seçeceğini hiç kimse düşünemez. Ama çok net her tohum kendi tarlasını buldu mu orada şenleniyor. Orada çok güzel verim veriyor. Onu zorla götürüp bir yere ektim mi, onun istemediği bir yere ektim mi, orada da çok farklı, çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. En büyük sıkıntısı da verim düşüklüğü oluyor. Verim düşüklüğü çiftçinin en büyük düşmanı. Çiftçinin en büyük düşmanı. Açıldı. Çiftçinin en büyük düşmanı. Şimdi Boğatepe'de yaptığımız bu çalışmaların tümünün sonucunda biz başlarken 67 haneydi Boğatepe köyü. 67 haneden bugün 106 haneye geldik. Göç durdu, geri göç aldık. Geri göçte sadece emekliler gelmedi. Üreyen nüfustan da geri gelenler var. Turizm yılda demin dedim, en son yıl 23 bin geldi. Geçen yıl 14-15 bine kadar çıktık. Bu pandemi çok olumsuz etkiledi. Ama sıfır noktasında değiliz. Köye Aras kargo ve yurt içi kargo haftada iki kez geliyor. Cumartesi ve salı günü. Ve köyden 21 tane ev hanımı yaptığı ürünleri kargoyla büyük kentlere gönderiyor. Bu da bir önemli bir gelişme. Çünkü kadın eline para geçiyor. Aile bütçesine çok ciddi katkı sağlamaya başladılar. Hayvan sayısı 670 demiştim. 670 inekten bugün 2000 ineğe geldik. 2000 tane köyde inek var. Bu 2000 inek yavruları, genç kızları falan onları kattım ve 4600-5000 civarında hayvan yapıyor. Ve köyde 7 tane mandıra var. Ruhsatlı mandıra. Yıllık 450 ton 500 ton civarı peynir üretip Anadolu'ya, büyük kentlere göndermekteyiz. O da çok önemli bir ekonomiye katkıdır bence. Kadınlar bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrendiler. Artık hepsi bilgiye ulaştıkları için, bilgiye daha kolay ulaştıkları için bilgisayar kullanımı evlerine bilgisayar da aldı birçoğu ya da telefonlarından faydalanıyorlar. Dizi seyretmeyi bıraktılar. Televizyonda dizi seyretmek çok asgari yayındı, çok azaldı. Çok azaldı. Köyde kadınlar arasındaki küsün en temel nedeni dedikoduydu. Dedikodu bir küs çok azaldı. Küs çok azaldı. Yine kadınlar yılda en az bir kez işini gücünü ayarlayıp tatile gitmeye başladılar. Yaz olur, kış olur. Bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük dış dünyaya açıldılar. Bunun bize faydası, ekstrası ne olacak? Yetiştirdikleri çocuklara
daha fazla bilgi aktarabiliyorlar, daha özgüvenli çocuklar yetiştiriyorlar, daha bilgiye yönelen çocuklar yetiştiriyorlar. Benim anam gibi oğlum oku buradan git demiyorlar. Oğlum oku gel buraya ekmek burada, huzur burada, rahat burada diyorlar. Bu son Bunu altı... duyuyor mu İlhan abi? Ben duyuyorum seni. Sen beni duyuyor musun? Ben de duyuyorum. Ben bir şeyi merak ediyorum İlhan abi. Şimdi genelde yani üretim araçlarına ve toprağa sahip olanlar hani birazcık daha sizin nesil, sizin jenerasyon. Ve mesela ben buraya döndüğüm zaman burada eğer sizin bu yani yaptığınız dönüşümler gibi bir değişim başlatmaya çalıştığım zaman birçok imkana erişemiyorum ve hem maddi açıdan hem de yani bir şeylere adım atabilmek için yeterli gücü bulamıyorum. Mesela sizin köyde siz gençler için mesela kendi kendilerine, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri imkanlar sağlıyor musunuz? Mesela sizden sonra da bu şeyin devam etmesi ve sürdürülebilirliği planlandı mı veya şu anda ne gibi adımlar atıldı? Canım sana şunu söyleyeyim. İlk önce hep gücü kendinde ara. Bak gücü kendinde ara. Azimi de uzun süreli kendin yapacaksın. Onlar için bırak. Önce kendin için yapmaya karar ver. Sonra süreç içerisinde onlar sana katılacak. Onların hepsini de bekleme. İsteyenler katılacak. Ben bu işe köyde başladığımda ilk önce gittim 2000 yılında o kazadan sonra geri geldim burada tacımı tahtımı dağıttım. Şehri köye döndüğümde ilk önce kimle konuşursun? Kendi yaş grubunla. Onlardan kimi seçersin? Eğitimlilerini. Seni iyi anlayacakları. Emin ol öğretmen olanlar falan vardı. Emekli olup gelmişler şunlar bunlar. Avukatlık yapan, mühendislik yapan, mimarlık yapan hepsi bana güldü. Ya bırak Allah'ını seversen bu böyle işlerle uğraşma, bu değişmez, dönüşmez dediler. Sonra inananlarla başladık. İnananlar da 3-4 yıl içerisinde onlara da şeyi belli oldu kartı. Onlar da Avrupa Birliği'nden gelecek projeler, proje yapacağız, oradan para kazanacağız diye gelmişler. Buradan beklentileri, yüksek beklentileri çıkmayınca onlar da terk etmenin, yani yol aradılar terk etme. Tam o noktada kadınlar, çünkü kadınlar köyde en şey durumdaydı, dezavantajlı durumda olanlardı. Kadınlarla başladık, onların da ihtiyaçlarıymış demek. Karşılık buldu, onlarla vücut buldu, geldi. Şimdi ikinci sorun gençler. Şu anda üniversite 4 yıllık, 2 yıllık okuyup gelen çok gencimiz köyde bu süreçten sonra. Köyden gitmediler yani. Okudu döndüler. Ziraat Fakültesini okudu döndü. Süt teknolojisini okudu. Benim şimdi mesela benim arkamdan gelen yeğenim o süt teknolojisi okudu. Geldi Mandıra'nın şimdi yönetimini hemen hemen ona bıraktık gibi. Ne bileyim 2 yıllık bir sürü okuyan hemen hemen geri dönen gençlerin büyük bir kısmı 2 yıllıkları okudu. Ama bu elektrik elektronik okuyanlar dönmüyor mesela geri. Endüstri okuyanlar dönmüyor geri. İktisat okuyanlardan da çok geri gelen var. Yani gençler sahipleniyorlar. Ama bu süreçler şeydir, nasıl diyeyim, inanmayla ilgili bir şey, güvenmeyle ilgili bir şey. İnanma, güvenme de kendinle başlıyor. İlk önce kendin inanacaksın ve kendine güveneceksin. Ondan sonra kolay kolay vazgeçme konusunda, yani karar değiştirme konusunda sana kolay kolay değiştiremiyorsun, ayrılamıyorsun. Çünkü buna karar vermişsin, yapacağım diyorsun. Özet olarak şöyle söyleyeyim. Bizim Büyük Boğatepe, Küçük Boğatepe'de şu anda abartmayayım ama 35-40 tane genç bu süreçteki bu son 20 yıllık çalışmalar
sonucunda köyde kalmaya karar verdiler ve çok mutlular. Bir kız bulamıyorlar. Evlenmeye, en büyük sıkıntıları evlenme. Emin olun, en büyük sıkıntıları evlenme. O konuda da gidip Gürcistan'dan bulup getiriyorlar, Azerbaycan'dan buluyorlar. Diyarbakır'dan bu sene 4 gelin getirdik. Ne internet üzerinden buluyorlar, geliyorlar. İnternet üzerinden gelenler de bir hevesle geliyor. 1-2 sene sonra, 1 yıl sonra abini almam, şunu yapmam, bunu yapmam deyip kaçıyorlar. Şimdi onun içinde şöyle çalışmalar yapıyoruz. Kadının çiftlikteki üzerindeki yükleri erkekle paylaşma ve onu hafifletmeye yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onu da başardık. İnşallah kız da bulacaklar evlerini. Kızlarımızın hepsini okutuyoruz. İkinci tuzum da kızları okula göndermeyeceğiz. Öyle bir tez de tartışılıyor köyde. Kızları göndermeyelim okulu, üniversiteye göndermeyelim, kalsınlar köyde. Tabii bu şaka. Başka sorusu olan var mı acaba? Yavaş yavaş kapatalım artık. Sorularınız varsa soralım. Ben bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Öncelikle tam başından katılamadım. Ama ben de Özyeğin Üniversitesi'nde Tasarım Fakültesi'nde hocayım ve şu anda da yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin batı kırsalında Gökçeada'da yaşıyorum. Burası tabii köy ve buranın da çok net benzer sorunları var. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi kadınların örgütlenmesinde, kadınları örgütlemeye başladığınız zaman onları motivasyon olarak, yani hani onları motive edecek, çalışmalarını sürekli kılabilecek neyi önerdiniz? Yani ne oldu onların bir araya gelmesini sağlayan şey? Çünkü burada da benzer örgütlenmeler var ve yaklaşık 10-12 yıldır o örgütlenmelerin hani verimli olabilmesi için danışmanlık yapıyoruz. Örgütlemeye çalışıyoruz fakat kadın örgütlenmeleri çok kolay dağılıyor. Yani geçici bir hevesle başlıyorlar ama ondan sonrasında sizin de demin söylediğiniz gibi dedikodular başlıyor, işte çekememezlikler başlıyor vesaire. Bunlar genel anlamda kadın kooperatiflerinin sorunu. Siz nasıl bir motivasyonla bir araya getirip sürekli olmasını sağladınız, onu merak ediyorum. Hocam çok zor oldu. Çok zor oldu ama ben karşılaştığımız sorunları söyleyeyim ya da çıkış noktalarımızla birlikte. Şimdi sözüme başlarken de dedim, yani anlatırken erkeklerle başladık. 3-4. yıl erkeklerin kaçacağını anladık. Onlar bırakacaklardı. Bir hanımları devreye soktuk. Şimdi köy büyük bir aile gibidir, biliyorsunuz. Herkes birbirinin evine gider gelir. Eskiden yani daha sıkı ev ziyaretleri oluyordu. Her akşam ev ziyareti oluyordu. Gündüz ev ziyareti oluyordu. Cumadan çıktın, herkes birbirini yemeğe götürüyordu, evlere götürüyordu. Şimdi orada o ev ziyaretlerinde kadınların kulağına bunu akıttık. Ama şimdi şöyle bir yanlış yöntem uygulanıyor benim gördüğüm. Kadınlara hep para vaadiyle gidiliyor. Para kazanacaksınız, para kazanacaksınız, para kazanacaksınız. Kooperatifte şöyle kazanacaksınız, böyle kazanacaksınız. Şimdi o kazanacaksınız, kazanacaksınız lafıyla başlayan süreç, bir araya gelme süreçleri duyamıyoruz. Sesinizi alamıyoruz İlhan abi. Acaba bizim sesimiz gidiyor mu? Dondu galiba. Efendim? Ha, şu an geldi. Para kazanacaksınız kelimesini 4 yıl 5 yıl hiç ağzıma almadım. 2008'den sonra
2008'den sonra bitkilerden kremler falan yapmaya başladılar. O zaman para, ya bunu satalım para da gelse iyi olur dediler. Turizm başladı. Turizmden gelen paralar, aa ne iyiymiş bu paralar dediler. Ama ondan önce biz yıllarca bu ilk yola çıktığımızda 2000'de 2005 arası 2006-2007'ye kadar siz bilgiye ulaşacaksınız dedik. Siz kendi sağlığınız için ulaşacaksınız dedik. Onların yaşamına dokundu. Köyde kolon kanserleri çok yaygın. Biliyorsunuz çok aşırı hayvansal gıdayla besleniyoruz. Yeşillik yok. Ne yaptık? Bu yaşam bahçeleri dedik o zaman. Bahçeler kurduk. Bu bitkileri yetiştirirken biz hayvansal gıdaların yanında bunları da yetiştireceğiz. Kanser olmayacağız dediler. Hemen onun arkasından burada neydi ya, Filiz Aslan Hanım vardı, o zaman Açev'de çalışıyordu. Filiz Hanım'ı köye davet ettim. Filiz dedim, bu kadınların sorunları, ki artık botanik yaptık belirleyeceğiz. Bakalım bunların nasıl hayatlarına dokunabiliriz. Filiz Hanım geldi köyde 15 gün, ne 17, 18 gün kaldı, 20. gün bitti. 18 gün bütün kadınlarla, köyün kadınlarıyla tek tek ev ev röportaj yaptı. Hepsiyle konuştu. Sonra bir rapor verdi. Dedi ya bu kadınlarda çok ciddi sorunu var. Hastaneye gitmiyorlar. Mesela çoğusunda mantar var dedi. İşte çoğusunda kadın hastalıklarında şu var, bu var. O bir liste çıkardı. Sonra ben bizim bu doğal tıpla uğraşan hocamız vardı. Hocayla konuştum. Hocam bunlara nasıl çözümler buluruz? Hoca dedi ya bunların basit çözümler, çünkü sizin köydeki bitkilerin çoğusu bunlar için çok iyi. Biz bunların nasıl kullanılacağını onlara öğretelim. Ve inanın 3 yıl içerisinde o bitkilerden öğrendiklerini ilk önce kendilerinde, sonra çevrelerinde kullanmaya başladılar. Hane içerisinde söz konuşmaya başladılar. Ha, senin rahatsızlığın şu, şunu şu bitkiyle çözerim demek onlara çok ciddi bir özgüven getirdi. Bakın daha para yok. Bu özgüven, kendi sorunlarını çözmüş olmaları, arkasından şeye yöneldi. Ya bunlar biraz da satsak para da gelse elimize. Zaten ben diyorum, o kadının kazandığı paraya köylerde diyorum, sütyen parası diyor. Çünkü şehirdeki kadın parayı kazanıyor, çantasına koyuyor. Köydeki kadın rafa koysa oğlu çalıyor. Öbür tarafa koysa kızı götürüyor. Ya nereye koysa birini ya da kocası alıyor, ihtiyacı var götürüyor. O sütyenine sokuyor buraya. O sütyenin de sağlam o para onun. Bu para ilk dönem öyle gitti. Kendileri diyordular. Bizim köyde sütyen diyor, memelik diyorlar. Memeliğime koyuyorum diyordu. Kimse dokunamıyor. O memelikteki paralar giderek onların evlerin temel ihtiyaçlarını çözdü. İşte bornozlarını aldılar, difriz aldılar, buzdolabı aldılar, çamaşır makinesi aldılar. Ne bileyim, kocalarının onların yaşamını kolaylaştıran şeylere para harcamıyorlardı. Şimdi geldi turizmde, kahvaltıda 11 bin kahvaltı az bir para değil. Çok ciddi paralar. İlk dönem, yani ilk parayı alan emin olun kontrol alıyordu, oğlumdan kızımdan konuşacağım diye. Sonra bornoz aldılar. Sonra o buzdolabı aldılar. Sonra çamaşır makinesi aldılar. Şimdi daha farklı alanlara bilgisayar almaya başladılar şimdi. Yani yaşamlarına dokunan bir süreç. Önlerine hedef olarak siz çok para kazanacaksınız değil, siz toplum içerisinde birey olacaksınız, aile içerisinde birey olacaksınız da başlanırsa, sonra da arkasından da mutlaka üretim kooperatifidir. Para olacak işin içerisinde. Onlar da ikinci bunun arkasından gelecek dendi mi oluyor. Kıskançlık kadınlar mı? Oy hocam. Hepsi kıskanç. Erkekler birbirine bir iki tokat atıyorlar ya da bir iki laf söylüyor, kayboluyor. Kadınlar anam ne kaynatıyorlar. Hiç de unutmuyorlar. Yerine getirmeden, yapmadan, bitirmeden
Yani konuştukları haksız mı? Haksız yani eksik var, haksız yok. O eksikliği, o haksızlığı düzeltmeden de vazgeçmiyorlar. O da bana çok şey üretti bu süreçte. Çok şey üretti. Ama panzehiri şudur. Şeffaf olmak, hesap verebilir durumda olmak, onları yan yana getirmek, birbirlerinin arkasından konuşmaya çok müsaade etmemek. Dinledik, yorum yapmıyorum. Ben Emine'nin hakkında böyle mi diyorsun? Evet, dinledim. Sonra Emine ile konuşuyorum. Emine dedi, gelin bir ikiniz yan yana. İkisi yan yana geliyor. Biraz o sesini yükseltiyor, biraz o sesini yükseltiyor. İkinci, üçüncü toplantıdan sonra birincide teke tek, yeke yek getiriyorum. İkincide iki, üç kendi gruplarıyla, komiteleriyle geliyorlar. Ondan sonra o çatışma, kavga, şu bu bitiyor. En sonunda sorun çözülüyor. Kine ve küse dönüşmüyor. Sorun olmaz mı? Olur. Ama onu kine ve küse dönüştürmemek gerekiyor. Bilmiyorum, sorunuzun cevabı oldu mu hocam? Çok birincisi. Teşekkür ederim. Yani demek ki yani şunu anlıyorum, problemler çeşitli düzeylerde de olsa çok benzer. Çünkü buradaki yani burası da bir kırsal olmasına rağmen burada zaten hani motivasyon para olamıyor. Çünkü zaten para turizmden bir şekilde bir miktar gidiyor. Yani burası Gökçeada ne yazık ki yani tarım avantajını çok fazla kullanamayan ama kolay parayı yani turizmi seçen bir kırsal haline geldi. Ve burada da tabii pansiyon işletmecisi olan kadınların yani hani yazın 3 ay çalışıp ondan sonra o kazandıkları parayla kışı geçiriyor olmaları çok büyük dezavantaj. Ve de üretimden, tarımsal üretimden özellikle çekiliyor olmaları çok acı verici bir durum. Bunun önüne geçmek için zaten hani eğer bir organizasyon olacaksa bir yani hani nasıl diyeyim bir birliktelik oluşturulacaksa onu doğru temeller üzerine kurmak gerektiğini düşünüyorum ama sizin dediğiniz çok doğru bir şey var. Kendisini toplumda daha iyi bir yere getirecek olması vaadi eminim onlar için değerli olacaktır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkürler sorunuz için. Acaba başka sorusu olan var mı? Eğer yoksa yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim İlhan abi. Bu yani hem yaşattığın miras için yani bir şekilde bugün bunlara erişebiliyor olmamız ve bunlara tanıklık ediyor olmamız da aslında çok önemli. Yani ben bir genç olarak gerçekten çok etkileniyorum bu yaptıklarınızdan. Ve buna benzer şeylerin de bizim jenerasyon tarafından umarım gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Çünkü artık gençler gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında çoğunlukla. Ve bir şeyleri değiştirmek için çaba göstermek istiyorlar. Ve bu çabayı gösterirken de yani sizin attığınız adımlar bize gerçekten çok güzel yollar gösteriyor. Tüm bunlar için teşekkür ederim. Gelen tüm katılımcılara da çok teşekkür ederim. İyi ki bizimleydiniz bugün. Sağ olun. Evet. Murat'cığım biz de çok teşekkür ederiz. İlhan Bey size de çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu benim için de. Çok sağ olun. Teşekkürler Elif Hanım. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. 2 saate yakın bir süredir konuşuyoruz. Dinlediniz. 17 Nisan Uluslararası Çiftçi Dayanışma Günü'nde hepinizi bir çiftçi olarak sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıklı olun. Sağlığın yolu temiz gıdadan geçtiğini unutmayın. Temiz gıdayı da küçük üreticilerin, aile üreticilerinin ürettiğini unutmayın. Hepinize sevgiler, gıdanız, şifanız olsun diyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Siz de sağ olun.